Bu uygulamada Nodemsu'yla bir web sitesi üzerinden verileri çekip başka bir web sitesi üzerine aktarmayı göreceğiz. Sadece Nodemsu'yu kullanıyoruz. Başka herhangi bir bağlantımız yok. Daha önce DT11 ile çektiğimiz ortam sıcaklığını bu sefer OpenWeatherMap.org adresi üzerinden API ile çekiyor olacağız. Buraya üye oluyorsunuz. Giriş yaptığınızda direkt bu sayfa karşınıza çıkıyor. Burada API ile ilgili dokümanları var. Bu dokümanlara birazdan bakıyor olacağız zaten. API, Application Programming Interface'in kısaltması. Yani bu web sitesinin diğer uygulamalarla herhangi bir uygulama olabilir bu. Konuşurken kullanacağı aslında lisanı belirliyor oluyor. Şu dokümanın içine bir bakalım. Buraya üye olduktan sonra size API verecek yine şeydeki gibi. ThinkSpeak'teki gibi. Şunu da bir taraftan açalım. Yine onu kullanıyor olacağız. Şu gördüğünüz yere şehir ismini, şu APK yazan yere de bize verdiği APK'yi girdiğimiz zaman bize bilgileri döndürüyor olacak. Benim iki tane APK'im var. Buraya yeni üye olduysanız hemen aktivasyon sağlanmıyor. Yani hata alıyor olabilirsiniz ilk başta. Bunu böyle bir şeyden deneyelim. Browser üzerinden deneyelim. Bunu kopyalayalım buradan mesela. Şuraya yapıştıralım. Siteme'i değiştireceğiz. İstanbul desek bulur mu? Şuradan da APK'mizi alalım. APK'yi yerine yapıştıralım. Basalım. Tam bilgiler geldi. Bulutlu. Parçalı bulutlu. Hava sıcaklığı 282,68 gelmiş. Bu Kelvin değeri muhtemelen. Dokümandan bir bakalım. Units ile alakalı öğren diyor. Evet, Unix metrik dersek herhalde istediğimiz veriyi elde ediyor olacağız. Şurada mıydı? En sonuna ekleyebilir miyiz? Şöyle ant koyarsak ekleriz. Temp 1009, temp max 10. Şu anda Celsius olarak gönderdi. Dislike hissedilen. Şöyle bir yeni Arduino skeci başlattım ben. Ayarlarıma bir bakayım. Generic modülüm seçili. Port 9 seçili. Dediğim gibi sadece Nodemsu var. Başka bir şey yok. Herhangi bir bağlantı şema paylaşmadım. Öncelikle arkadaşı internete bağlayacağımız için ESP8266 Wi-Fi hash kütüphanemizi dahil edelim maçımıza. Bir de bunu client olarak kullanacağımız için client kütüphanesini de alalım. O hangisiydi? ESP8266 HTTP client.h olması lazım. Evet. SSID'mizi tanımlıyoruz. Const SSID test benimki. Sizinki neyse yazarsınız buraya. İnternet paylaşım noktasının bilgileri. Bunları zaten biliyorsunuz. Kullanıcı adı ve şifresi. Şehir ismimizi bir string'in içine atalım. İstanbul'u çekeceğiz. APK'mizi yazalım. Sitenin bize sağladığı. Hatta şu adresi komple alalım buradan. Burada lazım olan şeyleri. Şuraya bir comment olarak yapıştıralım. APK'miz nerede? Şuraya kadar olan kısım. Onu da buraya yazalım. Wi-Fi'ye bir bağlanalım. Wi-Fi.begin diyorduk. SSID ve parola parametrelerini giriyorduk bunun içine. Şu
adresi de yazalım buraya. String open weather map web diye. Ctrl C. Ctrl V. Şu sequel layer'ı siliyoruz buradan. Bunu silmezseniz eksi bir döndürür, ulaşamaz. Çünkü HTTPS'in protokolü farklı. Direkt buraya yazabilir miyiz? Şuraya şehir gelecek. Devamında and app id eşittirden sonra api key'imiz gelecek. Yanlış yazmayalım. Bir de şu unit matrix'i şuraya da atabiliriz. Units eşittir metric and dersek herhalde olacaktır. Units eşittir metric. Tamam, wifi'mizi başlattık. Serial başlatalım, bir de seriale yazacağız yine. Buraya yine SSID'yi yazdıralım. Bağlanıyor deyip bir nokta atalım. Şurada Elan olsun. Sonra şurada while ile check ediyorum bunu. Wifi nokta status eşit değilse VL connected durumuna. Ne yap diyorduk abi? Serial nokta print nokta attırıyorduk burada bağlanana kadar. Bir 500 milisaniyelik de bekleme atalım. Bağlantımızı yaptık. Client nesnemizi oluşturalım. HTTP client HTTP olsun da. Sonra http.begin nereyi başlatsın? Şunu başlatsın. Ctrl-C. Bunu başlattıktan sonra bir tane kod alalım. Ne dönüyor HTTP kodu? Aslında boş yere alıyoruz. Bunu kontrol ettirsek daha doğru olur da. Yani burada 200 dönüyorsa işlemlere devam ediyor olsun demek lazım. Çünkü HTTP kod 200 döndüğü zaman sayfa düzgün döndü demek. Mesela buraya yanlış bir şey yazdığınız zaman sayfa bulunamadı dönebilir. 404. Yani işte S'i unutursanız buradan eksi 1 dönebilir. Bunun kontrolünü burada yaptırıyor olabilirsiniz. Biz buraya yine yazdıralım bunu. HTTP kod diye. Bir de sayfanın içeriğini alacağız. String bu da payload olsun. http.get string miydi o da? Sonra bunu da basalım. Sayfamıza dönüyor mu? Bir hatamız yoksa şu an şurada gelen datanın aynısını bize de geliyor olmaz lazım. Kaydet dedi. SP8266 Open Weather diyelim bu arkadaşın adına. Şuraya parantezleri unutmuşuz. Seriyeni başlatmadık. Gönder abi.
Bağlanıyor. Bağlandı. Dediler de orada geldiğim gibi buraya gelmiş oldu. Şimdi bunları şu format JSON formatı. Arduino'nun da kendi librarilerinde JSON'ı ayıklayabildiği bir kütüphanesi var. Aslında bunları biz de ayıklayabiliriz ama hazır yazılmışı varken uğraşmanın anlamı yok. Library Manager'dan Arduino JSON deyince şu alt tireli olan şu değil. Bende yüklü. Onun da kütüphanesini şöyle dahil ediyoruz. Arduino JSON. .h diyerek. Bunun da bir nesnesi var. Bunları buradan alalım hatta biz. Bununla alakalı bir tane fonksiyon oluşturalım. Çünkü ThinkSpeak'i de buradan çağırıyor oluruz. GetWeb diyelim. GetWeb page olsun bunun adı. İçine de ne alsın? Construct adres diye bir değişken alsın mesela. Yapıştıralım buraya. HTTP'yi oluşturduk. Neyle başlayacaksın? Adresle başlayacaksın. Bunlar böyle kalabilir. Şu payload'u yazdırmaya gerek yok burada. Ama geri döndüreceğiz. Return payload olarak. Sayfanın içeriğini geri döndürmüş olacağız yani fonksiyonu. Sonra loop'un içine de Lelay 5000 atalım unutmadan. Get web page neydi bizim web page'imiz? Şunu gönderiyor olacağız bunun içine. Bunda bir string'i atalım. Open weather map JSON olsun bunlara. Oradan döndüğü anlaşılsın. JSON var. Kütüphanenin nesnesi. Parse ayıkla demek. Neyi ayıklayacağım? Şu JSON formatında bunu ayıklayacaksın. Şu anda buradan gelen şu verileri ayıklamış olacak. Bunun içerisindeki nesneler olarak çekiyor olacağız bunları. Kontrol yapalım. Burada eğer yanlış bir şey gelmişse devam etmesin. Typeof diye bir fonksiyonu var bu arkadaşın. Bunun içine JSON datayı gönderiyor. Yani parse ettikten sonraki hali eğer tanımlanamamışsa bunun içine bu şekilde bunu kaydetmişler. Böyle bir kontrol yapmamız için. Şurada direkt loop'un başına dönecek. Seriyle de bunu bilgi olarak yazsın. Print Helen ne desin? JSON data ayıklanamadı biz. Ayıklandıysa buradan devam edelim. Ne yazdıralım? Serial nokta print şehir diyelim mesela. Hangi şehrin bilgilerini alıyorsa onu yazdırıyor. Serial nokta print önem city miydi? Sonra sıcaklığı alalım buradan. Şimdi sıcaklığı buradan nasıl alacağız? Şuna yaklaşabiliyor muyuz? Yaklaşabiliyormuşuz. Hava. Bulutlar. Şimdi şurada bir tane başlamış. Şurada bir tane daha başlamış. Burada bunu bitirmiş. Bu kordun elemanı. Bunlar havanın elemanları. Sonra şurada main var. Main'in içinde temp var. Yani bunu şöyle alıyor olacağız. Diyeceğiz ki ne döndürüyor bize temp?
9.53 küsuratlı ondalıklı bir sayı döndürüyor. O zaman bunu bizim double olarak almamız lazım. Double temp diyelim ben de buna. Temp'i nereden çeksin? Jason datanın şu birinci eleman olacak. Şu da ikinci eleman olacak. İlk elemanı ne olacak? Main olacak. Main'in hangi alt elemanını alacaksın? Temp alt elemanını alacaksın diyeceğiz buna. Bunu temp olarak aldık. Sonra neyi alalım? Main'in içinde feels like var. Hissedilen sıcaklığı alabiliriz mesela. Feels like yine main'in içinde bu. Ama eleman adı farklı. Feels like dediğimiz zaman şu değeri alacak. Aynı şekilde min, max, pressure, humidity bunların hepsi main'le beraber dönen değerler. Enlemi de alalım mesela. Humidity main'in içindeki neyi gönder bize? Humidity'yi gönder. Başka? Humidity, görünürlük. Sonra wind diye bir nesne var burada. Rüzgar. Rüzgarın da iki tane alt nesnesi varmış. Biri hızı, biri derecesi. Herhalde bu hangi yönden esti ile alakalı bir şey. Bunları da alalım. Onlar da double olarak dönüyor. Şuna wind diyeceğiz. Wind'ın nesini alacağız? Speed'ini alacağız. Sonra yine wind'ın nesini alacağız? Degrees'ini alacağız. Diyelim. Sonra bunları alabilmiş miyiz? Bir bakalım. Sıcaklık. Böyle çektik. Serial nokta. Print elem temp'i bunun içine yazdıralım. Sonra serial nokta print buradaki neydi? Hissedilen. Hissedileni de burada aldık. Feels like'ın içine serial nokta print elem feels like. Sonra nem serial nokta print nem yazalım buraya da. Humidity. Böyle mi yazılıyor ya? Şuraları iyi de almamız lazım. Aynen. Humidity. Humidity. Bu da tamam. Şuraya serial nokta print rüzgar hızı diyelim. Print elen şunun adına wind speed yapalım. Wind speed şurada wind leak olsun. Serial nokta print rüzgar yönü serial nokta print elen wind leak şu anda ayıklamış olması lazım. Gönderelim arkadaşa. Yalnız şunu beğenmedi. Şunu CSTR ile göndersek yer misin? Bunları ayrı ayrı alıp buraya yazıyor olacak.
nemi nan olarak döndürdü. Kesin yanlış yazdık. Main temp, main feels like. Evet, iyi, burada da unutmuşuz. Neyse, bunu düzelttiğimiz zaman bu da düzgün dönmüş olacak. Başka bir şey var mı? Noktalılar da güzel geliyor. 5 tane değerimizi aldık. Şimdi bunları ThinkSpeak'e göndereceğiz. Şu ThinkSpeak'te yeni bir kanal oluşturalım. Adı ne olsun? Open Weather Map Data olsun. Sıcaklığı alacağız. Hissedileni alacağız. Nemi alacağız. Sıcaklık. Hissedilen. Nem. Rüzgar hızı. Şurada rüzgar yönü. Başka bir detay var mıydı burada? Oluştur diyelim. Sharing'den bunu açıyorduk. Private view. API'lerine bir gelelim. Şuradan şu adresi de alalım. API request. Buradaki API buradakiyle aynı mı? Aa, aynı. Public view. Tekrar kodumuza dönelim. Neredesin? Burada bir API key'imiz vardı zaten. Şununla işimiz kalmadı artık. Buradan veri aldığımıza göre. Buraya şeyinkini yapıştıralım. ThinkSpeak'inkini. String API TS olsun. Şu Ctrl C. Şuraya Ctrl V yazalım. Şuraya da şeyimizi yazacağız. String TS web olsun da. Ctrl C. Şu S'i yine siliyoruz unutmadan. Artı API TS'yi de bunun sonuna burada eklesin. Sonra bunun arkasına biz şunları ekliyor olacağız. And, field, 1 falan filan diye. Kaç tane field oluşturduk? 5 tane. Onları tek tek girip buraya atıyor olacağız. Adı neydi bu arkadaşın? TS Web. Bunu da alalım. Şurada tempo aldıktan sonra şuraya yazabiliriz. TS web artı eşittir. And field 0 eşittir. TS web artı eşittir. Temp diyeceğiz buraya. Şunu kopyalayalım. Aynı formatta gidelim. Şu field 1 olacak. Şurası feels like olacak. Şurası Ctrl V field 2 olacak. Burası humidity olacak. Field alan. Şurası field 3 olacak. Burası wind speed olacak. Burası field 4 olacak. Burası wind deck olacak. Doğru mu? Herhalde doğruyuzdur. Başka bir şeyimiz yoksa şurada bir delayleşmemiz vardı zaten. Dursun. Ve tekrar get map page Ctrl C TS web
Yukarıda hata almıştık. İnce str eklemedik diye. Bunun peşinden ekleyelim mi? Buradan sonra bir 5000 beklersek. Zaten ThinkSpeak 10 saniyede alıyor verileri. 10 saniyede 1 alıyor. Dolayısıyla 5 buradan 5 buradan 10 saniyede 1 gönderiyor olacağız. Bir hata yapmadıysak şu anda aktarıyor olacak. Deneyelim. Lan ne hata yaptık şu midde ya. Al iyiydi sana. Bunlardan almışız. Gönder. Humidity. Sen gönder. Ve monitörümüz gelse. Nerede? Burada. Şu an yazıyor. 200 dedi. Gönderdi. Şu anda veriler geldi. Doğru mu geldi? 7.37'ymiş. Hissedilene 81 geldi. Bunun nemi göndermişiz herhalde. Şu ne? Nem. Nem 3. 4.12 geldi. Rüzgar hızı 60. Rüzgar yönü hiç gelmedi. Nedir mevzu? Bunların hepsi yazıyor mu burada? Yazıyor. Buraya neden gelmemiş? Field 0 attempt demiştik. 1'e hissedilen demiştik. Main feels like. Field 2 olarak geliyor. Field 0'dan başlamıyor muydu bunlar? Field 1 diye başlıyormuş. O zaman bunları tekrar değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Field 1. Field 2 diyeceğiz. 3 diyeceğiz. Dört. Zaten hepsini göndermemişiz ki. Field 1'e sıcaklığı gönderdik. Field 2'ye hissedileni gönderdik. Field 3'e nemi gönderdik. Field 4'e rüzgar hızını gönderdik. Field 5'e de rüzgar yönünü gönderdik. Daha bunu da seriyele bir yazalım. Ne oluyor ne bitiyor? Serial print. Helen tesevvet diye. Onun da içinde ne var görmüş olalım. Silelim mi buraları? Channel setting. Clear channel. OK. Public view. Software setting. Bu nerede? Jason ayıklanamadı. Ayıklanmış ya, daha ne ayıklanacak? Tamam, şu an gönderdi. Kaçmış. 9.53. Sıcaklık 9.53. Nem 81. 81. Yön 60 olarak geliyor. Yerlerine bakalım. Rüzgar hızı 4.12. Şöyle 4.12. Bu da hissedilen 7.37. Ama da doğru. Hepsi bu şekilde gelmiş oldu. Olay bu kadar. Kafanıza takılan bir şey olursa yorumlara yazarsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Herkese kolay gelsin.